Herkese merhaba, Sinema TV'ye hoş geldiniz. Sinema ve dizi dünyasındaki en son haberlerle karşınızdayız. Ben Fide Kılıç. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış? Haber turumuza başlayalım. Madres Paralelas filminin çekimlerine başlandı. Madrid'de geçecek ve aynı gün doğum yapan iki kadının paralel şekilde ilerleyen hayatlarını anlatacak olan filmin başrolünde Penelope Cruz yer alıyor. Usta yönetmen Pedro Almodovar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın bu yılın sonbahar veya kış aylarında gösterime girmesi bekleniyor. Jamie Foxx bir mini dizide Mike Tyson'ı canlandıracak. Ünlü boksörün tüm hayatını kapsayan Tyson başlıklı biyografi serisi şimdilik herhangi bir kanal veya platforma bağlı değil. Antoine Foucault dizide hem yönetmen hem de yapımcı olarak yer alacak. Martin Scorsese ise yönetici yapımcılığını üstlenecek. Halle Berry, Our Man From Jersey'nin kadrosunda. Berry, Netflix için çekilecek olan casus filminde Mark Wahlberg'le başrolü üstlenecek. Wahlberg aynı zamanda Steven Levinson'la birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin senaryosu Levinson'ın bir fikrine dayanıyor ve son halini David Guggenheim kaleme aldı. Yeşilçam dizisinin premier tarihi belli oldu. Blue TV, Çağatay Ulusoy başrolü diziden bir de yeni poster yayınladı. Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Yeşilçam 22 Nisan'da sadece Blue TV'de yayınlanacak. Pierce Brosnan, Black Adam kadrosunda. Başrolde yer alan Dwayne Johnson'ın yaptığı duyuruya göre Brosnan filmde Justice Society of America kahramanlarından Dr. Fate'i canlandıracak. Shazam spin-off'u olacak filmin çekimlerine yakında başlanacak. Vizyon tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Anna Kendrick ve Toni Collette'li Stowaway'den fragman yayınlandı. Başrollerinde Toni Collette ve Anna Kendrick'in yer aldığı bilim kurgu türündeki film, Mars'a giden bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. Çekimleri az sayıda oyuncuyla gerçekleşen Joe Penna yönetmenliğindeki yapım 22 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. Ben Whitley imzalı In the Earth filminden fragman yayınlandı. Whitley'nin pandemi sürecinde yaşananlardan esinlenerek çektiği yapım, dünya premierini Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde yaptı. Korku türündeki film, ABD'de 30 Nisan'da vizyona girecek. Filmin Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Aya Cash ve William Jackson Harper'lı We Broke Up'tan fragman yayınlandı. Jeff Rosenberg yönetmenliğindeki film Lori ve Doug adında uzun süredir birlikte olan ancak ayrılmaya karar veren bir çiftin, Lori'nin küçük kardeşinin düğününde eğlenceyi bozmamak için düğün bitene kadar hala birlikteymiş gibi davranmalarını konu ediliyor. Romantik komedi türündeki film 23 Nisan'da hem dijital olarak hem de sayılı sinemalarda gösterimini yapacak. Anthony Hopkins'le The Virtuosa'dan fragman yayınlandı. Lionsgate bünyesinde hayata geçirilen yapımda Hopkins, kötü adam rolünü canlandıracak. Nick Stagliano yönetmenliğindeki film, aksiyon gerilimi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. James Wolfe'un kaleme aldığı yapım, 30 Nisan'da dijital olarak gösterime sunulacak. Alec Baldwin'in yapımcısı olduğu Beast'ten fragman yayınlandı. Shirley Chen'in başrolünde yer aldığı Danny Madden yönetmenliğindeki film, Amerika'nın güneyinde bir kasabada yaşayan ve yaşadıkları travmadan sonra hayatları kesişen üç gencin hikayesini konu ediyor. Alec Baldwin ve Jim Cummings'in yapımcılığını üstlendiği film 16 Nisan'da sınırlı sayıda sinemada, ardından 4 Mayıs'ta dijital olarak izleyici karşısına çıkacak. Hate to See You Go filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor. Morgan Freeman'ın hem başrol hem de yapımcı olarak yer aldığı filmde ona Alfre Woodard, Trevor Jackson, Cameron ve Bill Burr gibi isimler eşlik edecek. Filmin senaryosu aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturacak olan Ben Tischler ile Rob Stone tarafından kaleme alınacak. Hikaye Freeman'ın canlandırıcı Sunny Bell isimli bir Chicago Blues müzisyenini merkezine alıyor. 53. Siyat ödülleri sahiplerini buldu. Sinema Yazarları Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen ödüller, Tuğrul Türek'in sunumuyla online olarak gerçekleşen törende sahiplerini buldu. Nasipse Adayız, en iyi film dahil 5 dalda ödüle layık görülürken, Nuh Tepesi de en iyi ilk film ödülü dahil olmak üzere 4 ödülün sahibi oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü Nuh Tepesi filmindeki performansı için Ali Atay'a verilirken, en iyi kadın oyuncu ödülünü Kronoloji filmindeki performansıyla Cemre Büzüya kazandı. BAFTA adayı Limbo'dan fragman yayınlandı. İngiliz yazar ve yönetmen Ben Sherrock'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Şam'da yaşayan ama göç etmek zorunda kalan Suriyeli genç bir müzisyenin hayatına odaklanıyor. BAFTA ödüllerinde en iyi İngiliz filmi ve en iyi ilk film kategorilerinde aday gösterilen dram filminin 30 Temmuz'da Mubi üzerinden izleyici karşısına çıkması planlanıyor.
James Gunn imzalı The Suicide Squad'dan fragman yayınlandı. Fragmanda intihar timi ekibinin toplanıp Harley Quinn'i kurtarma görevine gittiğini ama aslında Harley'nin çoktan kendini kurtarmış olduğunu görüyoruz. Amerika'da 6 Ağustos'ta sinemalarla aynı gün HBO Max'e de yayınlanacak olan filmin Türkiye vizyon tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlendi. Jason Statham'lı Wrath of Man filminden ilk fragman yayınlandı. Guy Ritchie'nin yönettiği Statham'ın başrolünde yer aldığı film için tanıtım çalışmalarına başlandı. Bir yandan çekimlerinin bir bölümü Türkiye'de gerçekleşen Five Eyes filmi üzerinde çalışan Ritchie'nin, prodüksiyonu tamamlanan Wrath of Man filminin Amerika'da Mayıs ayında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise belirsizliğini koruyor. Jason Segel ve Bo Burnham Lakers dizisinde. Merakla beklenen dizide Segel'ın Paul Westhead'i oynaması bekleniyor. Burnham ise efsanevi Larry Bird'ü canlandıracak. Jeff Perlman'ın kurgusal olmayan kitabına dayanan hikayenin yönetmenliğini Adam McKay üstleniyor. Çekimleri başlayan HBO serisinin premier tarihi ise henüz belli değil. John Wick Chapter 4'un çekim tarihi belli oldu. Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği John Wick serisinin heyecanla beklenen 4. filminin çekimlerine Haziran ayında başlanacak. Çekimlerin önemli bir bölümünün Paris ve Berlin'de gerçekleşeceği belirtilen film, izleyenleri uluslararası bir maceraya ortak edecek. Chad Stahelski imzalı filmin vizyon tarihi 27 Mayıs 2022 olarak belirlendi. George R.R. Martin ve HBO genel anlaşma imzaladı. Game of Thrones'un yazarı yayın platformuyla 5 yıllık uzun bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla Martin hem HBO hem de HBO Max için yeni projeler geliştirecek. Martin'in hali hazırda yönetici yapımcı olarak yer aldığı House of the Dragon ve Tales of Duncan Egg gibi Game of Thrones evreninde geçen dizi projelerinin hazırlığı sürüyor. Russell Crowe, Thor, Love and Thunder kadrosunda yer alabilir. Oscar'lı oyuncu Avustralya'da Taika Waititi yönetmenliğindeki Marvel filminin ekibiyle görüntülendi. Bunun üzerine aktörün filmde küçük ama gizemli bir rol üstleneceği fikri güçlendi. Ancak Marvel henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Film 11 Şubat 2022'de vizyona girecek. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.